Donanım Haber'den herkese merhaba, ben Özgür. Bugün hemen yanımda da görmüş olduğunuz gibi Krups'ın kahve makinesine yakından bakacağız. Kısa bilgi olarak hemen şunu vereyim baştan. Gerçekten çok fazla kahve makinesi kullandım. Donanım Haber'e bazı ürünler geldi gitti. Ama bu kadar memnun kaldım, bu kadar hayran kaldım bir makine olmamıştı. İsterseniz hemen videomuza geçelim, detaylarına bakalım. Direkt olarak kurulumdan başlayabiliriz incelememize. Kutuyu açtığınız zaman zaten makinenin kendisi çıkıyor ve çoğu aparat aslında üzerine takılı bir şekilde geliyor. Birkaç tane farklı aparatlar var. Onları da videonun geri kalan kısmında zaten sizlere aktaracağım. Kurulum kısmı aslında ilk başta sanki karışıkmış gibi size gelebilir ama kesinlikle karışık değil aslında. Tüm parçalar zaten üzerine takılı bir şekilde geliyor. Örnek vermek gerekirse mesela hemen arkada şuradan göstermiş olayım. Su haznesi bulunuyor. Buranın içerisine eğer isterseniz bir arıtma cihazı takabiliyorsunuz. Yine bu da kutu içerisinden çıkıyor. Bunu takabiliyorsunuz. Bununla ilgili çeşitli aparatlar var. Hemen takıyorsunuz zaten. Çok kısa sürüyor. Ondan sonrasında hemen kahve makinesini açıyorsunuz. Arayüzden bazı şeyler yapmanız gerekiyor. Mesela ilk seferde bir içerisini temizletmeniz gerekiyor. Ki bunu da zaten makine tamamen kendisi yapıyor. Arayüzde siz ilerlerken her şeyi zaten size gösteriyor. Oradaki kullanım kılavuzu zaten kutunun içerisinden çıkıyor. Oradan rahatlıkla yapabilirsiniz. Kutuyu açtıktan sonra aşağı yukarı kurulumu yapmanız 5-10 dakikanızı alıyor diyebilirim. Tabii ki ilk temizleme süresini saymıyorum. İlk temizleme de yaklaşık bir 10 dakika boyunca içini tamamen sizin için temizliyor. Bunun dışında çeşitli özel ayarlarınızı yapabilirsiniz. İşte kahve çekirdeğini nasıl çeksin, daha ince mi daha kalın mı çeksin. Bunun gibi detayları özelleştirebiliyorsunuz ilk kullanımda. Hemen o da zaten bu kısımda oluyor. Hemen parçaları anlatarak ürünün daha fiziksel kısmına gelmiş olalım. Burada hemen zaten kahvenin de geldiği yer bulunuyor. Bu kısımla ilgili şunu söyleyebilirim. Bazı makinelerde bunu hareket ettirmesi çok zor oluyor ama bu makinede kesinlikle öyle değil. Çok böyle pürüzsüz diyebileceğimiz bir geçişi var. Kaliteli olduğunu burada hissettiriyor ki zaten genel olarak baktığınızda metal bir yapısı var. Bunun artıları çok fazla. Birazdan onlara geleceğim. Bu kısım dediğim gibi çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Hemen altında bir ışığı bulunuyor. Bu ışık neye yarıyor? Aslında başlangıçta sadece düz bir ışık. Hani böyle bir hava katsın diye olduğu söylenebilir. Ama kahve makinesinin şöyle bir özelliği var. Profil oluşturabiliyorsunuz. Buradaki profilleri de renklerden ayırt edebiliyorsunuz. Böyle bir farklılığı var diyebilirim. Bunun dışında kahveyi yapmaya başladığınız zaman veya başka bir içeceği yapmaya başladığınız zaman hemen alt kısmına bir ışık veriliyor. Direkt olarak bardağın içine atıyorum karanlık bir yerdesiniz. Işığı da açmak istemediniz. Biliyorsunuz son günlerde de havanın aydınlanması saatleri geriye almadığımız için daha enteresan bir yerde. Hava karanlıkken uyanıyoruz. Böyle durumlarda diğer insanları rahatsız etmemek için ışık açmak istemiyorsanız da direkt bunun altındaki ışık sayesinde hiçbir ışığı açmadan rahatlıkla kahvenin ne kadar konduğunu görebilirsiniz. Hemen bu aparatın yan tarafında bir delik olduğunu göreceksiniz. Siz zaten şu an detaylarda görüyorsunuz. Burası da sütlü içecek yapmak için. Sütlü içecek nasıl yapıldığını birazdan daha detaylı bir şekilde anlatacağım ama en azından aparatta böyle bir parça olduğunu söylemiş olayım. Az önce de zaten göstermiştim. Şöyle tekrardan göstermiş olayım. Burada bir su tankımız diyebileceğimiz bir şey var. Hemen içinde zaten arıtma duruyor. Bu tankın çok büyük olduğunu söylemem lazım ki zaten kahvenin seçenekleri için hani yapabileceği kahveler arasında direkt sürahi içinde yapabiliyor. Yani buradaki su tankını tamamen doldurduğunuz zaman atıyorum günde 1-2 kahve içiyorsanız 1-2 fincan kahve içiyorsanız sizi rahatlıkla bir hafta boyunca götürebilecek bir tank olduğunu söylemek lazım. Bu gerçekten güzel. Sürekli suyu değiştirmek zorunda kalmıyorsunuz. Tabii değiştirmek istediğiniz zaman da buradan hemen çıkartabildiğiniz için çok da zorlayıcı bir durumda değil. Hemen ön tarafına gelelim. Burayı çıkartabiliyorsunuz. Zaten detaylarda görüyorsunuz. İç kısmına kahveyi koyuyorsunuz. Buradan da hemen çekim ayarını yapabiliyorsunuz. Daha kalın mı ince mi olsun diye. Bunun ayarını yapabiliyorsunuz. Bu dışarısındaki korumalı kısım gerçekten güzel. Aynı zamanda net bir şekilde oturuyor. Yani koruduğunda hissedebiliyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz kahve çok açıkta kalırsa bozulabiliyor. Bu kısmın hemen önünde bir yer daha fark edeceksiniz. Burası da temizleme için. Temizleme kısmına da zaten geleceğim ama eğer bir tabletle temizleyeceksiniz oradan da çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Devam edelim. Kahve makinelerinin olmazsa olmazı. Burada böyle bir parçamız var. İşte eğer altına bir bardak koymadıysanız kahve direkt aşağı dökülüyorsa yere dökülmesin diye koyulan bir kısım var. Buranın şöyle bir güzelliği var. Normalde şu kısımlar çok dandik olur ama bununki gerçekten çok kaliteli. Direkt çıkartabiliyorsunuz. Bir yere böyle klips mantığında yapılmamış. Direkt mıknatıslı bir yapı kullanılmış. Tak diye üzerine oturuyor. Ve hemen rahatlıkla da çıkartabiliyorsunuz. Ve bu kısım kapalı olduğu için de dökme gibi bir sorun da yaşamıyorsunuz. Hemen şuradaki kısımdan dökebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde bunu da buradan çok rahatlıkla söküp takabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hiç uğraşmadan yapabiliyorum. Hemen bu tarafta da kahveyi yaptıktan sonra o kahvenin atığını attığı kısım bulunuyor. Bu da yine çok rahat bir şekilde buradan çıkıyor. Gelelim şimdi kahve kısmına. Tabii ki en önemli kısım burası. İçerisinde çok fazla seçenek var. Siz zaten şu anda detayları görüyorsunuz. Ben daha önce bu kadar seçeneği olan bir kahve makinesi kullanmamıştım. Gerçekten sanki bir kahveciye gitmişsiniz gibi seçenekler bulunuyor içerisinde. Normalde işte espresso olsun, filtre kahve olsun, işte long coffee gibi seçenekler çoğu makinede bulunuyor.
Onun dışında direkt hani espresso bazlı çok fazla kahve seçeneği var. Bunun dışında sütle de yapılabilen çok fazla seçenek var. Yani sütlü kahve konusunda da bayağı bir seçeneği var. Ayrıyeten çayların biliyorsunuz demleme süreleri değişiyor. Siyah çayın farklı, yeşil çayın farklı, farklı demleme süreleri var. Bunları da makine biliyor. Eğer yeşil çay yapacaksanız size ona göre bir sıcak su veriyor. Ama bunu da doğru ayarda doğru süreyle veriyor ve bu sayede de daha güzel bir çay içebiliyorsunuz. Yani sadece bir kahve makinesi olarak düşünmeyin. Suyu doğru derecede alarak çayı da hani en ideal şekilde içebiliyorsunuz. Bunun dışında buzlu kahve de yapabiliyor. Zaten onu da ayarlarda size net bir şekilde gösteriyor. Buzlu kahve yapacağınız zaman da işte atıyorum buzlu latte yapacaksınız. Sütünü ayrı bir şekilde koyuyorsunuz. Kenardan sütü kendi çekiyor. Buzunu ayrıyeten koyuyorsunuz. Size buzlu kahve yapmış oluyor. Bunun dışında sıcak su da verebiliyor artık çoğu makine gibi. Kısaca çeşitlilik konusunda çok sevdiğimi söyleyebilirim. Özellikle bu tarz makinelerin bence en büyük sorunu biliyorsunuz tek kişilik kahve yapıyor. Tek kişilik kahve yaptığı için de işte atıyorum 4-5 kişilik bir misafir grubu geldi. Kahve yapacaksınız. Teker teker uğraşıyorsunuz ve bu tarz makineler ses çıkartan makineler ve bir kahve yapması ortalama bir 2-3 dakika sürüyor. Ama bu makinede öyle bir şey değil. Direkt sürahi içinde kahve hazırlayabiliyorsunuz. Bunun dışında 2 kişilik kahve yapmak istiyorsanız da zaten biliyorsunuz hemen altında 2 adet su çıkışı var. Oraya koyarak 2 kişilik kahve de yapabiliyorsunuz. Zaten arayüz kısmında da bunu görebilirsiniz. 2 kişilik kahveyi seçerseniz her iki taraftan da 1 kişilik kahve çıkartıyor. 2 bardağı yan yana koyarak aynı anda 2 kişilik kahve çıkartabilirsiniz. Yani 2 kere uğraşmanıza gerek kalmıyor. Şimdi az önce ses kısmından bahsettim. Dediğim gibi bu tarz makineler çok ses çıkartıyor. Bazen hiç kahveyi içmenize ihtiyaç duymadan sesinden bile ayılabiliyorsunuz sabahları. Ama bu makine öyle değil. Metal bir tasarım olduğu için zaten fark etmişsinizdir. Normalde bu tarz kahve makinelerin içi açılır ve içi o şekilde temizlenir. İçindeki parçalar çıkartılabilir. Ama bunda öyle değil. Tamamen kapalı bir makine. Bu yüzden de ve metalle kapatıldığı için de çok az ses çıkartıyor. Aslında isterseniz şu kısma geçelim. Kahve makinesi hem çok az ses çıkartıyor. Yani sabahları insanları rahatsız etmiyor veya akşamları rahatsız etmiyor insanları. Hem de çok hızlı bir şekilde kahve yapıyor. Yani şu anda makine kapalı. Sizin açma tuşuna bastıktan sonra kahveyi yudumlamanız arasında geçen süre gerçekten çok kısa. İsterseniz hemen o kısma geçelim. Siz bir izleyin. Bakalım ne kadar ses çıkartıyor. Kahve makinesi kapalıyken kahveyi hazır hale ne kadar sürede getiriyor. Hep birlikte bakalım. Arayüz kısmını zaten çeşitleri seçebiliyorsunuz. Hangi kahve makinesini yapmak istediğinizi seçebiliyorsunuz. Orada ayarını seçebiliyorsunuz. Ne kadar ağır olsun, ne kadar hafif olsun. Mililitresini seçebiliyorsunuz. Kahveden kahve tabii ki bu değişiyor. Espresso daha az yapıyor. Filtre kahve de daha fazla yapabiliyor. Bir mi, iki kişilik mi bunu seçebiliyorsunuz. Kısaca kahve konusunda tüm özelleştirmeleri yapabiliyorsunuz. Onun dışında ayarlar kısmından çok fazla ayar seçeneği olduğunu söylemek lazım. Zaten profil oluşturma ayarından bahsetmiştim. Bu profil oluşturarak birçok ayarı hani her seferinde uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Tek seferde kendi ayarlarınıza geçip istediğiniz kahveyi hemen hazır hale getirebiliyorsunuz. Bunun dışında işte temizleme ayarıdır, ekranın parlaklığıdır gibi çeşitli ayarları yapabiliyorsunuz. Gerçekten hani kahve makinesinin her yerine hakim olabilirsiniz. Kahvenin lezzeti konusuna gelelim. Ya bu konuda açıkçası çok da bir şey söylemek doğru olmaz. Çünkü herkesin kahve zevki biraz daha farklı oluyor ve içerisinde kullandığınız çekirdeğe göre tarzı da değişiyor. Ama hani kullandığınız çekirdeğin tadını yani kahvenin tadını ne kadar iyi verebiliyor konusunu tartışabiliriz bu konuda. Şunu çok dürüst bir şekilde söylemek istiyorum. Şu ana kadar zaten videonun başında da söyledim. Kullandığım kahve makineleri arasında kahvenin tadını en iyi aldığım makine kesinlikle bu oldu. Kahvenin tüm alt notalarını eğer hani böyle bir gurme havanız varsa kahveden iyi anlıyorsanız o alt notalarını da gerçekten sanki
elle yapılmış kadar ya bir baristanın yapması kadar kaliteli bir şekilde çıkarttığını söylemek lazım. Gerçekten daha önce yani bu makineden sonra bazı kahvelerin tadının daha farklı olduğunu hissettim. Açıkçası söyleyeyim. Sütlü kahveler kısmına gelin. İşte dediğim gibi cappuccino yapabiliyor. Ne bileyim latte yapabiliyor. Birkaç tane daha farklı seçeneği var. Sütlü kahveler yapabiliyor. Peki bunları nasıl yapıyor? Bazı makinelerde direkt sütü kendiniz ekliyorsunuz. Bazı makinelerde bir ekstra bir aparatı oluyor. İndirip sütü ısıtıyor sadece. Bu kahve makinesinde daha farklı bir aparat var. Kutunun içerisinden böyle termos tarzında bir şişe çıkıyor. Bu şişe yine kutu içerisinden çıkan bir boruyla birlikte hemen bu taraftan makineye bağlıyorsunuz. Bu sayede sizin ekstradan uğraşmanıza gerek kalmıyor. İsterseniz eğer kahve makinenizi koyduğunuz yerde bir yerde varsa, yani açık bir alan varsa direkt takıp sürekli orada da bulundurabilirsiniz. Benim evimde olduğu gibi eğer çok bir yer yoksa istediğiniz zaman çıkartıp takabilirsiniz. Zaten çıkartıp takması çok kolay. Bu boruyu hemen buraya takıyorsunuz. Borunun bir metal ucu var. Metal ucunu da bu yine kutu içerisinden çıkan şişenin içerisine koyuyorsunuz. Bu arada bu şişe zorunlu değil. Dilediğiniz herhangi bir şişeyi de koyabilirsiniz. İsterseniz hatta direkt sütün kapağını açın. Şişeyi direkt onun içine sokun. Siz bilirsiniz. Tamamen size kalmış. Sütü makine o boru sayesinde oradan çekiyor. Isıtıp kahvenin içerisine doğru yerde ve zamanda bunu koyuyor. Bazı makinelerde bildiğiniz gibi direkt sütü tabanına koymanız gerekiyor. Süt aşağıda oluyor, üstüne kahveyi yerleştiriyor. Bu da bazen tadı değiştirebiliyor. Eğer gurmeyseniz hoşunuza gitmeyebilir. Ama bunda her şey olması gerektiği gibi yapıyor. Yine bu aparatı da temizlemesi çok kolay zaten. Kutu içerisinde gerekli malzemeler çıkıyor. Onlarla rahatça temizliyorsunuz. Peki genel olarak kahve makinesinin temizliğini nasıl yapıyorsunuz? Dediğim gibi kahve makinesinde aslında çok fazla ulaşabileceğiniz yer yok. Yani burayı çıkartabilirsiniz. Ki bunu zaten sistem sizi uyarıyor. Orası doldu, orayı boşalt diyor. Aynı şekilde buradaki kahve artığını da size söylüyor. Boşaltıyorsunuz. Peki bunun dışında içerisini nasıl temizleyeceksiniz? Benim en sevdiğim özellik bu oldu. Kullandığım kahve makinelerinde sürekli içini çıkart, ne bileyim ayda bir içini komple sök, yıka, koy, onu çıkar, bunu çıkar. Gerçekten büyük bir dert haline geliyor. Bunda kesinlikle öyle bir durum yok. Siz istediğiniz zaman da temizleyebilirsiniz. Makineyi otomatik hale de getirebilirsiniz. Bu durumda sizi uyarıyor. İşte temizlik vakti geldi diye uyarıyor da sizi. Buradaki süreyi de bu arada siz seçebiliyorsunuz. Bunun dışında normal günlük işte birkaç günlük temizlikler var. Bunları da yine siz ayarlayabiliyorsunuz. Kahve makinesi açıldığı zaman veya kapandığı zaman otomatik olarak içindeki boruları temizliyor. Bunun dışında bu aylık temizlik, yani o büyük temizliği yapmak istiyorsanız da dediğim gibi kahve makinesinin içi açılmadığı için siz hiç uğraşmıyorsunuz. Yine kutu içerisinden çıkan tableti buradan atabiliyorsunuz veya farklı bir şekilde direkt temizlemek istiyorsanız ayarlar menüsünden seçiyorsunuz. Makine kendini otomatik olarak temizliyor. Benim gerçekten en sevdiğim özellik bu oldu. Hali hazırda kullandığım makinede işte onu çıkar, bunu tak, öbürünü tekrar tak, tableti attın mı, o neydi, bu neydi, gerçekten bir yerden sonra insanın canını sıkıyor. Bunda ama öyle bir şey yok. Tek bir tuşla tüm temizliği yapabiliyorsunuz. Sevdiğim bir başka özelliği, özellikle demeyeceğim, genel bir fiziksel yapısından bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi aslında gerçekten özellikleriyle üst segment bir kahve makinesi. Tarzıyla da aslında o şekilde durduğunu söyleyebilirim. Ama benim beklediğimden çok daha küçük bir makine. Mutfağın bir köşesini rahatlıkla sığabilecek durumda. Ya normalde bu kadar özelliği olan kahve makineleri biraz daha büyük oluyor. Ama bunun bu kadar küçük olması gerçekten beni çok şaşırttı. Bir de hani su haznesini de çok büyük yapmışlar. Yani bir hafta hiç değiştirmeden suyu kahve içebiliyorsunuz. Gerçekten bu küçüklüğüyle ve özellikleriyle benim çok dikkatimi çekti, beğendim diyebilirim. Genel olarak toparlamak gerekirse videonun başında da söylediğim gibi çok fazla kahve makinesi kullandım ve şu ana kadar kullandıklarım arasında dürüst bir şekilde söylüyorum bunu, açık ara en iyisiydi. Gerçekten hani bu kadar hızlı kahve yapabilen, bu kadar kaliteli kahve yapabilen ve hiç uğraştırmayan bir makine daha önce hiç tanışmamıştım. Kim yaptıysa ellerine sağlık diyorum. Peki sizler bu kahve makinesini beğendiniz mi? Kahve makinesi arayışı içindeyseniz ne tarz makinelere bakıyorsunuz? Yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.